Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tebareke suresi 1 ve 4. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Tebareke suresi, Tebareke kelimesiyle başladığından dolayı bu isim veriliyor. Veya Tebarekellezî biyedihil mülk, orada geçen mülk ifadesinden hareketle bu sureye mülk suresi deniliyor. Ve bu bir cüz başında olduğundan Tebareke cüzü diye meşhurdur ve halkımız arasında en iyi bilinen surelerden bir tanesidir. Namaz sureleri halkımız arasında bilinir. Yasin suresi halkımız arasında meşhurdur. Tebareke suresi de yine halkımız nezdinde iyi bilinen, en azından isim olarak iyi bilinen surelerden birisidir. Ama mana olarak ne derece Tebareke suresini bilebiliyoruz? Herkes o noktada kendini kontrol edebilir. Evet, Kur'an-ı Kerim'i yüzünü okumak güzeldir. Yasin'i, Tebareke'yi yüzünü okumak güzeldir. Ama bunlardan daha da güzeli okuduğumuz bu surelerin manalarını da bilmektir. İşte Rahman'ın Ayetleri programı bu noktada manayı da anlayabilecek şekilde bir iklimi beraber yaşamayı hedeflemiştir. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Tebârekellezî biyedihil mülk, mülk elinde olan Allah ne yücedir. Burada biyedihil mülk, mülk onun elinde. Bütün mülk, bütün saltanat ve bütün bu mülkteki tasarruf Allah'a ait. Ve Allah-u Teala'nın şanı bizim bilemeyeceğimiz kadar yüce. Görülen alemlerde ve görülmeyen alemlerde Allah'ın tasarrufu var. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ve o Allah her şeye kadirdir. Bütün mülkü O yaratmış, bütün alemleri O yaratmış, bütün alemlerde O tasarrufta bulunuyor ve Allah her şeye kadir. Allah insan yaratabilir mi denilmez, yaratmıştır. Allah yoktan yaratabilir mi denilmez, yoktan var etmiştir. Allah şu alemi yaratabilir mi, gücü buna yeter mi denilmez, zaten alemi var etmiştir. Allah bütün varlıkları bir anda idare edebilir mi? Bir anda hepsini rızıklandırabilir mi? Bir anda hepsinde tasarrufta bulunabilir mi denilmez. Zaten bunları yapmaktadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a onun canibinden bakmak gerekir. Ve onun canibinden baktığımızda o her şeye kadirdir. Biz her şeye kadir değiliz. Diyelim ben şu kalemi kaldırabiliyorum. Ama ben diyelim 500 kiloyu kaldıramam, 1000 kiloyu hiç kaldıramam. Allah-u Teala şu anda şu koca dünyayı boşlukta döndürüyor. Ve ay dünyaya bağlı bir uydu şeklinde, peyk şeklinde ayı dünyanın etrafında döndürüyor. Dünyayı da güneşin etrafında döndürüyor. Ve güneş de daimi bir hareket halinde, o da boşlukta. O da daimi bir hareket halinde. Bütün bunları böyle beraberce düşündüğümüzde bütün mülk Allah'ın ve bütün mülkteki tasarruf da ona ait. Ve gerçek saltanat onun saltanatı. Gerçek anlamda melik o, malik de o. Yani bütün kainatta tasarruf onun. Zaten mülk umumen ona ait. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. لِيَبْلُوَكُمْ Sizi denemek için. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amele Amelce hanginiz daha güzel? Bunu ortaya koymak ve bunu denemek için Allah sizi yarattı. Ölümü yarattı, hayatı yarattı. Burada ölüm önce zikrediliyor. Malum bir zamanlar dünyada hayat yoktu. Buradaki ölüm mecazi bir ifadedir. Hayatın olmayışı şeklinde anlayabiliriz. Ve Yasin suresinde geçen bir ayette Allah-u Teala bir zamanlar yeryüzünün tümüyle ölü olduğunu bize bildiriyor. Ve Allah'ın ayetlerinden birisi de ölü arzı diriltmesidir. Ölü arza hayat vermesidir. Bunu bildiriyor. Ve bizler de şu andaki bedenimiz itibariyle düşünecek olursak ölü zerrelerden yaratıldık. Yani yemiş olduğumuz gıdalar, diyelim ekmek, su bu gibi şeyler
Bunlar zaten ölü. Allah-u Teala bu ölü maddelere, ölü zerrelere hayat veriyor. Ve hayatın evveli ölüm olduğundan, cansız şeyler olduğundan ayet-i kerimede önce ölüm nazara verilmiş. Allah ölümü ve hayatı yarattı. Hayat ve ölüm birbirine mukabil. Şu anda bizlerde hayat var ama bir zaman gelecek bu hayat bitecek. Ve o zaman küllü şeyin yercu ila aslihi denildiği gibi her şey aslına döner. Bizim ölü maddelerden meydana gelen bedenimiz o ölümü tatmasıyla tekrar toprağa karışacak. Topraktan gelen kısmımız toprağa dönecek. Bu ayet-i kerimede ölümün mahluk olduğu, aynı zamanda ölümün nimet olduğuna da işaret edilmiştir. Ölüm mahluktur. Ölüm tabii, tesadüfi bir olay değil. Ve doğal seyrinde meydana gelen bir şey değil. Çünkü Allah-u Teala bütün nevilerde belli bir ecel takdir etmiş. Geçenlerde bazı dostlarımızı ziyarete gittiğimizde bulundukları yerde papağan da vardı. Ve dediler ki bu bizim dedemiz. Ben hayret ettim ne demek diye. Şunu söylediler. Bu bizden daha yaşlı. 60 yaşında bir papağan. Ve papağanların ömrü çok daha fazla da olabiliyormuş. Allah-u Teala papağanlara böyle bir ömür takdir etmiş. Diyelim kaplumbağalar insanlardan daha uzun ömürlü. 250 yıllık ortalama onların da ömürleri var. İşte papağanlar için diyelim 70 yıl mukadderse bir insan gibi onların öyle ömrü var. Kaplumbağalar için diyelim 250 yıllık ortalama bir ömür var. İnsanlar için 60-70 yıllık ortalama bir ömür var. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki hayat mahluk olduğu gibi ölüm de mahluk. Hayat takdir edildiği gibi ölüm de takdir edilmiş. Allah-u Teala bütün canlı türler için belli bir ecel takdir etmiş. Bu da ölümün mukadder olduğunu ve ölümün belli bir kader programından çıktığını bize gösteriyor. Allah-u Teala'nın ölümü ve hayatı yaratması insanların imtihan edilmesi için. Allah-u Teala insanları şu alemde imtihana tabi tutuyor. Okullarda nasıl ki insanlar imtihan edilir ve bu imtihanın neticesinde bir kısmı başarılı olur, bir kısmı başarısız. Şu yeryüzü imtihan salonunda da Allah-u Teala biz insanları deniyor, imtihana tabi tutuyor. Amelce hanginiz daha güzel bunu ortaya koymak için? Allah bunu böyle belirtmiş. Mesela amelce hanginiz daha güzel? Herkes ilim öğrenebilecek belli bir kapasiteye sahiptir. Ama bir kısım insanlar ilimde zirvelere doğru çıkarken bir kısım insanlar dünyaya geldiklerinde la ta'lemune şey'e bir şey bilmez olarak gelmişlerdi. Ve hayat boyunca da bir şey bilmez vaziyette adeta ömürleri gelip geçiyor. Demek ki ilim noktasında insanlar çok ileriye de gidebilir ve geride kalabilirler. Veya cömertlik. Bir kısım insanlar cömertlikte çok ileriye giderler ve başarılı olurlar. Ama bir kısım insanlar cimri tabiatlarını devam ettirirler ve bu noktada imtihanı kaybederler. Daha diğer gerek fedakarlık, gerek cesaret, daha söylenebilecek pek çok özelliklerde insanlar imtihana tabi, iyiler, kötüler, kabiliyetini geliştirenler, sönükleştirenler bu dünya imtihanında ortaya çıkıyor. Ve huvel azizul gafur ve Allah azizdir, gafurdur. Burada aziz, Cenab-ı Hakk'ın izzeti, izzetiyle alakalı. İşte ölüm olayında Allah'ın izzeti kendini gösterir. Şu insanlar ölümle zilleti tatıyorlar. Hayatları vardı, hayatları sönüyor. Ama Allah aziz, onun izzeti devam ediyor. Ve bir zaman gelecek, artık yeryüzünde ve bütün alemde hayat kalmayacak. Kıyamet kopacak ve Allah-u Teala limenil mülkül yevm, bugün mülk kimin diyecek. Doğrudan cevap verecek bile yok. Lillahil vahidil kahhar, kendisi bildirecek ki vahid kahhar olan Allah'ın. Ve öte yandan Allah-u Teala gafur, Allah madem bizleri imtihan ediyor, insan iyiliğe de kötülüğe de kabiliyeti var. Buna göre bir tabiat insana verilmiş ve Hazreti Adem'in yasak ağaçtan yemesi gibi biz insanlar da bir takım günahlarla karşı karşıya kalabiliyoruz.
ve büyük veya küçük bir takım günahlarla iç içe olabiliyoruz. Allah-u Teala burada Gafur ismini imdadımıza gönderiyor. Yani insan beşeriyet hasebiyle bir takım günahlara girmiş olabilir ama Gafur bir Rabbin kuludur. Böyle olunca Cenab-ı Hakk'a yöneldiğinde, Cenab-ı Hak'tan affedilmesini talep ettiğinde Allah-u Teala onu affedecektir, affedeceğini bildirmiştir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا Allah yedi kat semayı gayet muhkem bir şekilde birbirine mutabık ve mükemmel bir şekilde yarattı. Burada seb'a semavat, yedi sema. Gerçekten acaba alemler başlıca yedi alemden mi ibaret? Yoksa nasıl anlayacağız? Sema, küllü mâ alâke fehuve sema denilmiş. Yani senin fevkinde olan her şey semadır. Nasıl ki bulunduğumuz binanın tavanı var. Burası o tavan kısmı buranın seması gibi. İşte dünya mesela, dünyanın üzerinde bir gök kubbe var. Gök kubbe oranın bir seması gibi. Başka alemler var. O alemlerin kendine göre seması var. Ve ayet-i kerime de bu seba semavat olarak, yedi sema olarak nitelendiriliyor. Yedinin herhalde bir takım sırları var. Mesela elektronların başlıca yedi dizilişi söz konusu. Yedi farklı şekilde elektronlar dizilebiliyor. Demek ki maddenin yapı taşı durumunda olan elektronlar semavatın da özelliğini taşıyor. Başlıca yedi farklı tarzda diziliş var. Sesler yedi notadan ibarettir. Bütün farklı sesler o yedinin görüntüleridir. Renkler elvan-ı seba olarak ifade edilir. Ve renkler de başlıca yedidir. Diğer bütün ara renkler bu yedi rengin karışımından ibarettir. Öte yandan insanın nefsinin yedi mertebesi vardır. Nüfusu seb'a denilir. Yerin aşağıya doğru yedi katmanı vardır. Ve atmosfer olarak yukarıya doğru yedi katmanı vardır. Böylece baktığımızda yedinin bir takım sırları var. Demek ki semavat da başlıca yedi sema tabakasından ibaret. Ve bundan murat nedir, nelerdir çok da ayrıntılı bilemiyoruz. Ama Arapçada 7, 70, 700 bunlar kesretten kinaye, çokluktan kinaye kullanılabiliyor. Burada da böyle bir mana olması hatıra gelebilir. Her halükarda demek ki en azından başlıcaları, semavatın başlıcaları 7 sema şeklinde düşünülebilir. Ve bütün bu semalar birbirine mutabıktır, birbirine uygundur ve muhkem, sağlam bir şekilde meydana getirilmiştir. Bir insanın nasıl ki bir bütünlüğü var, eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, insanın bütün azalar arasında bir tenasüp vardır, bir bütünlük vardır. Alem de bir bütünlük arz eder. Hatta bu noktada denilir ki insan küçük bir alemdir, alem büyük bir insandır. Mümkün olsa bütün seba semavatın dışında bir yere çıkabilsek, toptan aleme bir bakabilsek, ona da bir insan-ı ekber olarak, büyük bir insan olarak göreceğiz. Bu aynen bu insan gibi anlamına gelmez. Yani alemin de bir bütünlüğü var. Bir ağacın nasıl bütünlüğü varsa, bir insanın nasıl bütünlüğü varsa, bir sarayın nasıl bütünlüğü varsa, bir memleketin nasıl bütünlüğü varsa, alemin de bir bütünlüğü var. Ve o aleme bir cihetle baktığımızda koca bir memleket, bir cihetle baktığımızda muhteşem bir şehir, bir cihetle baktığımızda azametli bir saray şeklinde onu nitelendirebiliriz. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتُ Rahman'ın yarattığı şeylerde sen herhangi bir tefavüt bulamazsın. Herhangi bir uygunsuzluk bulamazsın. Burada Rahman ifadesi özellikle geçiyor. Allah-u Teala alemleri rahmetiyle şenlendirmiş. Şu uçsuz bucaksız fezayı şenlendiren Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Ve şu varlıkları yokluk karanlıklarından çıkaran Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Ve Allah'a vacip bir şey yoktur. Yaratmak da Allah'a vacip değildir. Allah yaratmayabilirdi de. Niçin yaratmış? Lütuf olarak yaratmış. Rahmetiyle yaratmış. Ve Allah'ın yarattığı şeylerde herhangi bir tefavüt, herhangi bir
uygunsuzluk, herhangi bir düzensizlik söz konusu değildir. İnsanların yaptığı eserlerde çarpıklık vardır. Mesela İstanbul'un yapılaşmasına baktığımızda bazı bölgeleri güzel ama bazı semtler var ki çarpık yapılaşma çok berbat. Ev olarak düzgün değil, genel mimari olarak düzgün değil, bir bütün olarak bakılsa düzgün değil. Ama Allah'ın sanatına genel olarak da baksak, ayrıntılarıyla tek tek de incelesek Allah'ın sanatında her şey mükemmeldir. Mesela şu insan için düşünelim. Bu insanda her şey birbiriyle mütenasip, birbirine uygun ve her şey olması gereken ölçülerde. İnsanın şu elini düşündüğümüzde baş parmağı olmadan düşünemeyiz. Ve adeta medeniyet şu baş parmağın üzerinde yükseliyor diyebiliriz. Diğer parmaklar gibi aynı hizada olsaydı o zaman tuttuğumuzu sağlam tutamazdık. Şu anda yaptığımız çoğu şeyi yapamazdık. Demek ki her şey olması gereken ideal ölçülerde, her şey olması gereken en güzel şekilde ve biz Allah'ın mülkünde herhangi bir eksik, bir gedik bulmamız söz konusu değil. Allah-u Teala bu noktada bize şunu nazara veriyor. فَرْجِئِ الْبَصَرْ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ Yani gözünü çevir, bir kusur bulabilir misin? ثُمَّ اَرْجِئِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ Sonra bir daha yüzünü çevir. Tekrar ve tekrar yüzünü çevir, gözünü çevir. فَنْغَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرِ يَنْغَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرِ خَاسِيًا وَهُوَ حَسِيرٍ Senin gözün yorgun, argın bir şekilde ve yaptığından pişman bir vaziyette, nadim bir vaziyette veya hayret verici bir şekilde sana geri dönecektir. Burada Allah-u Teala mülkündeki mükemmelliğe dikkat çekiyor ve Allah'ın mülkünde bir kusur yok, Allah'ın mülkünde bir eksiklik yok. Bir zamanlar insan bedeninde diyelim kör bağırsak fazlalık gibi görülmüş. Bunun bir vazifesi yok zannedilmiş ama günümüzde bunun da çok vazifeleri olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. İnsanın vücudunda eksik fazla bir şey olmadığı gibi alemde de yine eksik fazla bir şey yok. Her şey olması gereken ölçülerde. Buradaki göz, yani çevir gözünü, bir kusur bulabilir misin? İnsanın normal bu gözü olarak anlaşılabileceği gibi ilimler gözü. İlimler de topyekün insanlığın gözü durumundadır. Bütün insanlık asırlar boyu süren araştırmalarında Allah'ın mülkünde bir eksik, bir kusur bulamamıştır. Cenab-ı Hak eksikliklerden, kusurlardan uzak bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.